Hello, how are you my friend? Bu adada Rus ve İsrailli çok var. Hello darling. How did you learn English? Okay, tomorrow. I start tomorrow. Balkonumda bir misafirim var. Sen burada otur, yağmur bitene kadar çıkma buradan, tamam mı? Kaçayım, kaya, çim, ma, mo. Abi burası hediyelik eşya dükkanıymış. Tayland'dan herkese merhaba. Güneşli bir Tayland gününden selamlar. Bu karşınızda gördüğünüz şey plaj değil. Böyle bir kara oluşumu. Bunun böyle oluşmasının sebebi yan taraftan dere akıyor. Sonra buradaki sularda oraya doğru kaçıyor. O yüzden burada böyle bir kara parçası oluşmuş denizin ortasında. Buradan böyle yürüyorsun, yürüyorsun, yürüyorsun. Git bitmiyor abi. Bazen var ya böyle low tide dedikleri bir olay oluyor. Yani gel git olayının denizin çekildiği an. O zaman işte burada bayağı bir yürünecek alan ortaya çıkıyor. Gece bazen mesela böyle bu denizin ta ortasına kadar gidiyorum, yürüyorum. Şuradaki insanlar böyle bana bakıp vay be diyorlar, şaşırıyorlar. Orada denizin ortasında bir adam ayakta duruyor diye. Tayland çok güzel be. Böyle çok güzel doğal oluşumlar var. Normalde burası sularla kapanıyor. Gelgit olayı eğer ki denizi bu tarafa getirirse. Ama bazen de gelgit olayı denizi gittikçe geriye çekiyor. Bu arada şurada bir deniz anası buldum. Maalesef abi burada suların içinde hep deniz anaları çıkıyor karşıma. Bir de böyle küçük küçük yengeçler var. Burada gördüğünüz bu küçük küçük kum birikintilerinin hepsini yengeçler yapıyor bu arada. Bunlar yengeçlerin kumun altına girerken oluşturdukları küçük küçük kum taneleri. Böyle savaşlardaki siperler gibi. Mesela bak buraya bir tane delik açmış. Bu deliğin etrafı hep böyle kum dolu. Çünkü içeriden çıkardığı kum topaklarını böyle dışarıya atıyor. Böyle gördüğünüz gibi her yer yengeç dolu abi. Küçük küçük yengeçler de dolu. Kum şeridinin en sonuna doğru gidiyoruz. Bakın burası Koh Phangan Adası, Tayland'daki. Ve şu gördüğünüz burun kısmı, en sondaki yer Hadrin. Orada dünyanın en meşhur, en büyük full moon partileri yapılıyor. Bu benim Koh Phangan'a ilk gelişim değil, ikinci gelişim. Daha önceki geldiğimde iki hostelde kalmıştım. Bir tanesi de buydu. Bodega Hostel. O zaman ismi galiba biraz farklıydı. Bakın abi şurada havuz var, yüzme havuzu. Burada böyle bungalovlar var. Kişiye özel. İki kişi falan da kalabiliyorsunuz. Şurada mekanın arkasında da dorm, yani koğuşlar var. Ben orada kalmıştım. Kız erkek karışık kalınan dormlar. Bunlar bungalov. Dormda bak şu bina. Arkada çatısı görünen. Burası da bizim havuzumuzdu o zamanlar. Çok güzel partiler oluyordu burada. Bayağı eğlenceli bir yerdi. Abi ağaç eve bakar mısınız? Tree house. Şu evi de çok güzel boyamışlar ha. Bungalovlar çok güzel duruyor ya. Aralık, Ocak, Şubat. Buranın en güzel vakitleri. Çünkü güney yarım kürede yaz gelmiş oluyor kışın. Ve burada da havalar kupkuru oluyor. Hiç yağmur olmuyor. Deniz de geriye çekilmiş oluyor. Abi evin güzelliğine bak ya. Ağaçtan yani ev yapmalık duruyor. Bunlar da değerlendirmiş.
bu mekanda kalırken şöyle yürürdüm. Şuraya giderdim, burada yürürdüm akşamları. Oradan denize girerdim. Yine çok bir şey fark etmiyor. Şimdi iki yanda kalıyorum. Şurada dereyi geçince kaldığım yer. Hadi kaldığım yere gidelim. Burası benim Kopangan'da kaldığım yer. Buranın adı Koko. Koko da böyle benim en sevdiğim şey abi. Karşılıklı böyle sağlı sollu insanlar oturuyorlar. Akşam burada mesela bazen balkondan balkona böyle sohbet oluyor. Bu bungalovlar tanesi 500 baht. Hepsi dolu. Karşısı denizimiz. Ben buradan otururken balkondan deniz manzarasını böyle kenardan şu aralıktan görebiliyorum. Ben adada yürüyorum şu anda. Yanımda bir kız var. Taylandlı. What's your name? My name is M. M. You speak very good English, M. Congratulations. How did you learn English? Learn with daddy. Daddy? Yes. Where is he from? For German. German? Yeah, daddy from German. And that's why you speak good English. Yeah, for daddy. Great. Okay. We are going to the pier. Bana rehberlik ediyor. Buradan geçeceğiz şimdi. Okay, take care. See you later. Bye bye. Bye. Şimdi limana doğru gidiyorum. Oradan bir araba bulup adanın en kuzeyine gideceğim. Yürüyerek gidiyorum abi. Her zamanki gibi çantalarla birlikte. Hello. Kopangan Adası'nın en kuzeyine geldim. Burada bir tesiste kalıyorum. Adı Utopia. Utopia tesisinde böyle arkamda bir sunak var. Su ve yiyecek getiriyorlar. Tanrılara ikram ediyorlar bunu. Benim kaldığım yer abi şurası. Bungalov'da kalıyorum. En sevdiğim yapılardan bir tanesidir kalmak için. Şurası da deniz. Hafiften böyle bir deniz manzaram var. Tayland'da kaldığım yerin yan tarafındaki komşum tavuk besliyor abi. Şurada bak, sandalyenin üstünde duruyor tavuk. Hello. Tavuk. What? Chicken. Chicken. Yes. Where is it? Second floor, balcony, on the chair. Yeah, okay. It's your chicken? Yeah. You sell the chicken? Not sir. No. Okay. Where you go? Thank you. How long you stay? I stay 5 days. Uh-huh. You wanna feed chicken? Yeah. Maybe. In my balcony? Take it one. Huh? Take him. You can feed 5 days before you leave. Okay, tomorrow. Yeah. I start tomorrow. Yeah. Today you is my first day. You bring to front of your room. Okay, tomorrow. Name Singh. Singh? Chicken name. Ah, Sin. Okay. Nice to meet you, chicken. Yeah. My name is John. Jan. 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 Aha. My name is Bam. Bam. Nice to meet you. Yeah. Captain Krab. Sula. Sula. Yeah, Sula ni. Sula. And Sin. Sula and Sin. Bu bizim mekanın tavuğu. Evet, şimdi buradan aşağıya denize doğru ineceğim. Burada diyor ki ayağınıza uygun ayakkabı giyin. Sivrisinek spreyi sıkın. Birazcık yanınıza su alın. Ve su çok güzel olduğu için yani gözlüğünüzü, şnorkelinizi alabilirsiniz yanınıza diyor. 10 dakikada inersiniz, 20 dakikada çıkarsınız. Herhangi bir kazadan sorumlu değiliz diyor. Yani diyor ki burası bir orman alanıdır diyor. Hmm. 238 merdivenmiş. Hadi bakalım, hızlıca bir inelim çıkalım. Bu arada ben Crocs'larla iniyorum abi. Abi şuraya yanlara halat koymuşlar. Halatlar böyle sırılsıklam, çok nemli. Yani yağmur ormanlarına girdik işte. Her taraf çok nemli.
ve gölge. Güneş geçmiyor buraya. Islak. Böyle inmeye devam ediyoruz. Her an karşımıza bir yılan çıkabilir. Vallahi zaten Tayland'a geldiğimden beri karşıma abi yılan çıktı. Huntsman isimli bir örümcek vardı. O örümcek 1-2 saniye farkla benim odama girdi. Huntsman. Huntsman dünyanın galiba en hızlı örümceği ve en büyük örümceklerden bir tanesi. Yani yakalamanız çok zor. Çok hızlı gidiyor. Hem de atlama özelliği var. Yani zıplaya zıplaya gidiyor. Vallahi ben yakaladım yani Huntsman'i. Ama yani bayağı zor oldu. Onun dışında böyle büyük büyük hamam böcekleri görürsünüz Tayland'da bol bol. Buralar işte yılanların en sevdiği bölgeler abi. Bol bol yağmur yağıyor. Su sıkıntısı yok. Her tarafta yiyecek bir sürü canlı var. Saklanacak yer var. Büyük hayvanlar yok. Böyle inekler, bizonlar falan böyle yılanları ezip geçecek hayvanlar yok. Gayet güzel ortam var yılanlar için. İşte en sevdiğim şey bu ya. Doğanın içinde yürümek. Hafif hafif güneş sızıyor böyle aralardan. Çok güzel oluyor. Her yer gölge, ıslak. Burada düşüp bir yerimi sakatlarsam sağlık sigortam yok. Benim hayatımda hemen hemen sağlık sigortam hiç olmadı. Ben sürekli böyle geçici işlerde çalıştım. Ve gezdim. Şu anda da sadece geziyorum. O yüzden sağlık sigortası yaptırmadım. Yani yapmadılar da çalıştığım işlerde. Türkiye'de de mesela ilk işe başladığım zamanlarda abi benim sigortam var mı demiştim. Var var oğlum, olmaz mı, biz kocaman bir firmayız falan demişti. Sonra bir baktım ki sağlık sigortam yokmuş. O zamanlar e-devlet yoktu. Eski zamanlar. Herkes kandırıyordu birbirini. Of, şu denizin güzelliğine bak abi. Yanımızdan tatlı tatlı su akıyor. Bazen yürüyüş bayağı zorlaşıyor. Çok ıslandı şu anda merdivenler. Kim yaptıysa ama helal olsun. Bayağı uğraşmışlar abi. Buralara hep merdiven yapmışlar. Elim hep örümcek ağı oldu abi. Şurada bir örümcek ağı var. Belki şu anda üstümde bir örümcek vardır. Burası çok kaygan abi. Burada vücudunuzu eğerek böyle oturur gibi, bazen de elinizle destek alarak inmeniz lazım, yoksa kayıp düşersiniz. Abi her yerden su akıyor, bak görüyor musunuz? Küçük küçük sular akıyor böyle. Oo, karşıda bir plaj varmış. Bak yukarıdan bakınca hiç görmemiştim, bu görünmüyordu. Bu açıdan bakınca görünüyor, şurada bir plaj varmış abi. Bu arada bu kaldığım yer her yere çok uzak ya, her yere. Yani 7-Eleven diye marketler var hep böyle Tayland'da. Bir tane 7-Eleven'a gideyim dedim akşam. Abi sadece motorla gidebilirsin, git gel yarım saat sürer ve burası çok yokuşlu bir yer olduğu için motoru buraya getirip götürmen baya bir marifet istiyor. Ha bu arada kameranın önünde de örümcek ağı varmış lan. Bütün örümcek ağlarını toplayarak geldim işte buraya. Burada kaldığım bungalova günlük $20 para ödedim abi. Günlük $20'a kendime ait bungalovum var. Balkonlu, deniz manzaralı. Denize işte bu yoldan yürüyerek geliyorum. Bungalovumda tuvalet, banyo var. Sıcak su var. Hızlı internet var. Buzdolabı var. Daha ne olsun abi. Benim için gayet lüks. Ve de fiyat olarak gayet uygun yani. $20 böyle bir bungalovda kalmak gayet uygun. Avrupa'yı gezerken $30-$40 böyle şehir içinde dandik dandik otellere verdiğim oluyordu mecburen. Oranın en ucuz oteli oluyordu. Bak burada $20 kaldığım yer şu dağın tepesinde. Aşağıya 10 dakikada iniyorsun böyle denize. Şurada da sahili var işte, plajı var arka tarafta. Her taraftan sular akıyor. Şimdi bu kaldığım yerin en güzel yerine gidiyoruz. Bu adadaki en güzel yerlerden bir tanesi burası. Buraya insanlar dışarıdan geliyorlar. Burada kalmayan insanlar gelip sırf buranın tadını çıkarmaya geliyorlar.
Öyle bir mekan ki yeri müthiş, manzarası mükemmel. Adanın tam en kuzey ucunda. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Pıs pıs pıs. Aa, kedi. Pıs pıs pıs. Aa, arkada bir tane daha var mı? Pıs pıs pıs. Ne yapıyorsunuz lan burada? Tayland kedisi hiç gördünüz mü? Aynı işte bildiğin kedi. Neyse şimdi mekana gidiyorum. Mekan gün batımını seyretmek için yapılmış çok güzel bir yer. Gün batımını buradan çok güzel görüyorsunuz. Kopangan Adası'na gidenler şu 3 barı duymuştur. Amsterdam Bar, Top Rock Bar ve 360. Burası eski 360 bar. Yani burası girişi, daha gelmedik. Ama yeni adı 420 Club. Yani 420 kulübü. 420 keneviri simgeleyen rakam. Yani biliyorsunuz Tayland'da keneviri yasal olduktan sonra herkes mekanların adını artık 420, cannabis falan diye değiştirmeye başladı. Veya işte mekanın adını değiştirmese bile bir tane kenevir yaprağı simgesi koyuyorlar. Hani gelin burada içebilirsiniz veya biz satıyoruz gibisinden. Buranın da adını değiştirmişler işte. Eskiden 360'tı. Şimdi oldu 420. Şurası bar kısmı. Yiyecek, içecek, alkol, kenevir, ne ararsan var. Burada bütün gün insanlar ellerinde telefon, kamera, şu manzarayı çekiyorlar abi. Buradan güneş batımı harika izleniyor. Güneş tam olarak şuradan batıyor. Onu da size göstereceğim. Şurada bir kıyı şeridi var. Şöyle adaya kadar gidiyor. İnsanlar oradan yürüye yürüye adaya gidiyorlar abi. Şu anda tam güneş batma saatleri olduğu için burası artık dolmaya başladı. Buranın her zamanki hali bu. Ve burada gördüğünüz insanların çoğu Rus. Bu adada Rus ve İsrailli çok var. Şu anda gelmişler burada gün batımını izliyorlar. Ben de meyvemi yiyorum. Mango, ananas ve muz. İçerisi daha kalabalık şu anda. Şu anda hava kararıyor. Japonya 4088 kilometre uzaktaymış. Güneşin ışığı hala görünüyor bulutların arkasında. Şimdi mekandan çıktım. Bungalovuma doğru geri dönüyorum. Yola ışık tutuyorum çünkü karşıma yılan çıkabilir. Daha önce çıkmıştı. Eve girmeden önce Tayland tanrılarına bir merhaba diyelim. Sizlere de göstermiş olayım. Tayland'da her evin önünde görebileceğiniz şeylerden bir tanesi dini bir sembol, bir tanrı. İşte benim bungalov da şurası. Hadi iyi geceler bana. Herkese merhabalar, günaydın. Tayland'dan selamlar. Bugün adayı karayla birleştiren o ip gibi olan çok plaja geldim. Şimdi yavaş yavaş plajın üzerine doğru gidiyorum. Ama maalesef
Bugün plajın bir kısmı deniz tarafından yutulmuş. Çünkü gelgit var işte her zamanki gibi. Ve bu gelgitte şu anda sular yükselmiş. Buraya bir mekan açmışlar. Tam olayın ortasında. Hello, how are you my friend? How is it going? What is the name of this place? What is the name of this island? Kama. 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 Kama Beach. Kama Beach. Yes. Too much water. Yes. Yeah. Okay. See you. Bu da bizim mekanın sahibi ya. Yukarıda bir tane kafe var ya, hani aşağıya bakıyoruz hep, gün batımını izliyoruz. Tam işte şurada tepede duruyor mekan. Buradan biraz görünmüyor ama. Harika bir plajdayız abi. Adaya doğru gidiyoruz şimdi. Karşımızdaki adayla burayı bağlayan kum parçasından yürüyeceğim ama o kum parçasının bazı yerleri yutulmuş durumda. Artık dizlerime geliyor. Gelgitten dolayı. Ne yapıyor onlar ya? Ha, taş sektiriyorlarmış. Taş sektirmece oynuyorlar. Bakalım kaç kere sektirecek. Bir. Bu suyun ortasındaki küçücük kum parçasının içine böyle palmiye dikmişler abi. Şöyle şuraya da dikmişler. İki tane palmiye var burada. Bir tanesi de bu. Burada palmiye bulacaklar. Nasıl görünür artık bilmiyorum. Uzaktan bakınca denizin ortasında bir kum parçası ve iki tane palmiye olacak üstünde. Şimdi karaya doğru gidiyorum. Şurası zaten benim kaldığım yer, şu en tepe. Orada en tepedeki kafeteryadan her gün burayı, güneş batımını izliyoruz. Abi şuranın bir benzeri Türkiye'de Ölüdeniz'de var. Ama Tayland'da böyle yerler çok. Filipinler'de de çok. Daha önce Google Map'ten hep bakıyordum. Yani böyle denizin ortasında çıkmış kara parçaları var yürümek için. Çok sakin bir denizi var. Çok güzel bir kumsalı var. Deniz bir anda derinleşiyor ama içinde bazı yerlerde deniz anaları oluyor. Şimdi sahilin sonuna kadar geldim. Ada şurası. Buradan böyle yürüdüm. Sahilin en sonuna geldim. Abi sahilin en sonunda şöyle bir nehir çıktı. Bu nehir yatağını yüzmekten başka geçiş yolu yok. Karşı tarafa bungalovlar yapmışlar yine böyle. Şu bitkilerden daha önce gördünüz mü? Belki içinizde tropik bir ülkeye gidenler varsa orada görmüş olabilirler. Bunlar böyle hep sahilleri ele geçiriyorlar abi. Sarmaşıklarını böyle uzata uzata her tarafı ele geçiriyorlar. Bakın burası da plaj kumu. Ben bir sene Kamboçya'da yaşamıştım. Orada bunlardan çok görüyordum. Plaj kumunu komple ele geçirmiş bak burası. Burada bir canlı habitatı oluşturmuş. Her tarafta sinekler, arılar, böcekler. Kaldığım tesise doğru gidiyorum ama yol üstünde böyle bir mola yeri var abi. Welcome. Tam bir hippie mekanı. Abi burası hediyelik eşya dükkanıymış. Şöyle bir girelim. Bira falan da satıyorlar. Burada böyle yukarıya doğru çıkılıyor. Bakalım bunlara gidiyor. The King of Kings. Kralların kralı. Tayland kralı galiba. Şuradan dere akıyor. Abimiz çok güzel mekan yapmış ya. Ağaçtan. Buraya oturma mekanı yapmış. Aşağıdan alıyorsun içkini, kenevirini içiyorsan gelip buraya oturuyorsun. Tayland şu anda böyle abi. Her tarafı böyle. Yani hiç Amsterdam'a benzemiyor. Kaliforniya'ya benzemiyor. Tayland'da şu anda çok fazla mekanda böyle kenevir satılıyor.
ve kenevir satılan mekanlarda denetim var mı bilmiyorum. Çünkü adım başı var bu mekanlar. Ve içeride içebiliyorsun. Adam bong veriyor falan böyle. Enteresan yerler yani. Avrupa kültürüne, Amerikan kültürüne hiç benzemiyor. Böyle biraz daha kafalarına göre takılıyor adamlar. Abi ne güzel mekan ya. Adam kendince böyle şirin bir ortam yapmış. Yol kenarına mola yeri. Burada derenin kenarında oturuyorsun. Abi yol kenarında giderken şimdi de şurada bir çardak gördüm. Oraya gidip bakacağım bakalım ne oluyor. Her yere bir mola yeri yapmışlar böyle takılmalık yerler. Ormanın içinde. Keyfe bak ya. Birisinin mi acaba burası? Yoksa kafe gibi bir şey mi? Ha yok, ev galiba burası. Burada oturup yemek falan yiyorlar. Taylandlılar hep böyle yerden yüksek bambuyla, palmiye ağaçlarının böyle yapraklarıyla kendilerine çardak gibi yerler yaparlar. Orada otururlar. Bazılarını böyle masaj için kullanırlar. Bazılarını da kalırlar. Perde gibi bir şey yaparlar işte. İçine bir tane hamak çekerler. Ondan sonra o hamağın üstünde yatarlar. Çoluk çocuk falan hepsi oradadır. İşte bir ocak yaparlar oraya. Ondan sonra yemeklerini orada yerler. Böyle küçücük bir yerde yaşarlar. Kamboçya'da da böyleydi. Pek çok ülkede bu civarda, Güney Asya'da yaşantı böyle. Çok simple yani, çok basit, çok minimal bir yaşantıları var. Öyle işte buzdolabıymış, fırınmış, ne bileyim ütüymüş. Hiç öyle şeyler yok abi. Adamların hayatı ye iç yat, bütün gün hamakta takıl. Bir de tabii çalışıyorlar eşek gibi. Kazançları da çok düşük abi. Yani fakir bir ülke, fakir bir halk. Ama çok sevimli insanlar. Çok seviyorum Taylandlıları. Yıllar önce Tayland'a gelmiştim. O zamanlar Tayland'ın yemeklerine aşık olmuştum. Böyle bir acılı yemekleri var, işte çorbaları var, deniz mahsulleri falan. Bayıldım işte böyle tom yum soup, coconut soup, pad thai, fried rice falan. Ama bu son gelişimde abi hiçbir yemeği sevemedim ya. Ya yemeklerin tadı çok garip geliyor bana. Bilmiyorum. Acaba böyle Yunanistan'dan buraya geliyorum, hani Yunanistan, Ege, Akdeniz mutfağı, işte Türk mutfağına çok yakın, yemekler güzel, peynirin falan tadı güzel. Sabah kahvaltında zeytin var. Kaldığım yer burası. Burası girişi. Nasıl böyle hayvanat bahçesi girişine benziyor değil mi? Böyle buradan abi millet motosikletiyle giriyor. Ben yürüyerek. Buradan böyle çıkıyorsun. Ta şurada en tepede bungalovlar görünüyor. Oraya kadar gideceğim. Yani bakkala gideyim desen bu yoldan aşağıya ineceksin. Daha sonra da böyle 10-15 dakikalık bir yol var sol taraftan giden. Yokuşlu, dağlık arazili. Yani burası her şeyden mahrum. Bakkal bile yok yanında. Yemekleri de burada yemek zorundasın. Yukarıda bir tane restoran var. İşte 420 Club. Her şeyi orada yemek zorundasın. Artık neye ne fiyat söylerlerse eyvallah diyeceksin. Gideceğin başka yer yok. Yani ben burayı tuttum dedim, sessiz sakin olur falan. Bir miktar böyle pahalı gelmeye başladı artık. Yukarı çıkarken arkadaşa denk geldim. Arkadaşla daha önceden tanışmıştım. Taylandlı. Kaplan Krab. I am Yama. Ha? I am Yama. Yama? Yes sir. Okay, let's go to 420 Club. Thank you. Tamam. Yol bayağı bir engebeli yalnız. Çamurlu. Oh, too much water. You are very professional. Yeah. Bayağı dik bir yokuş. Kapun Krab. Ne zaman? Thailand, Kapuka, Ayamyama, Jeju Timbari.
Jeju Temari. Yes sir. Jeju Temari. Yes sir. You are from Yangon? Yes sir. No. Tawai. Tawai. I am Myanmar from Yukon. Yakai. Kachim. Kaya. Chim. Bema. Mo. Yakai. Sham. Seven language? Seven again. Yes sir. I have said. Yes sir. Yangon. I have said Tawai. Okay. Yes. Oh, it's good. Pek anlamadım ama neyse. 7 tane dil varmış galiba. O da onlardan bir tanesini konuşuyormuş Myanmar'da. Oo, geldik mekana. Mekanda onlayız. Onlayız. Hello darling. How are you? Good morning. Good morning. Good afternoon. How are you? Yine bir gün batımı, yine Kopangan ve yine 420 kulübü, 420 Club. Güneş tam karşıda batıyor ve izleyicilerimiz yerlerini almışlar. Herkes koltuklara geçmiş, izlemeye başlamış. Güneşi yine batırıyoruz bugün. Kayalıkların üstüne bir ev yapmışlar, böyle çok şirin duruyor. Burası da doğal bir Tayland yaşantısı. Hello. 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 Adaya doğru gidiyoruz yine. Gün batımına çok az kaldı. Burada yine yoğun bir su birikintisi var. Su burada çok sığ. Dizime geliyor şu anda su. Ama çok güçlü bir akıntı var. Şu taraftaki sular böyle sağa doğru ittiriyorlar. Ondan sonra şurada sanırım daha da güçleniyor ileride. Buraya geçince. Burası çünkü çok sığ. Şurada hemen derinleşiyor su. Zaten denizin rengi de değişiyor, görüyorsunuz. Burada da güçlü bir akıntı var, soldan sağa doğru giden. Abi renklere bak ya, bulutlara bak. Ve evet, sonunda karaya çıkabildim. Bu adaya geldim ilk kez. Of, burada ne güzel kamp yapılır be. Buraya zamanında gelip burada kamp yapmışlar abi. Ateş yakmışlar burada. Şu manzaraya karşı kamp yapmışlar burada. Denizden çıktım şimdi. Deniz çok güzel. Havada kararmak üzere. Güneşin batmasına çok az kaldı. Deniz çok durgun, harikaydı ya. Hiç soğuk da değildi. Uzun uzun bir saattir böyle yüzüyorum abi. Şimdi artık geri dönme vakti geldi. Gideyim bir karnımı doyurayım bakalım. Oo, frisbee oynuyor. Arkadaşlar, Tayland nasıl? Ne diyorsunuz Tayland'a?
Yunanistan mı Tayland mı? Şu anda Koh Phangan adasında kaldığım bungalovun içinden şöyle sizi balkona doğru götüreyim. Dışarıda çok güzel bir tropik yağmur var şu anda. Tayland'da her zamanki gibi yağmur yağıyor. Tropik yağmur. Ve benim balkonumda bir misafirim var. Sen burada otur. Yağmur bitene kadar çıkma buradan, tamam mı? Islanma boş boşuna. Islanma, sonra hasta olursun bak. Burada otursan, tamam mı? Kocabaş. Çomar. Herkese günaydın. Tayland'da kaldığım odanın içindeyim şu anda. Burası bir bungalov. Burası bungalovun tuvaleti, banyosu. Böyle bir tane ventilatör var. Burası benim yatak. Ve burası da balkonum. En güzel yer. Etrafımda Hindistan cevizi ağaçları var. Ve tam karşım deniz. Böyle iç terliklerimi giymeden çıkıp kendimi bir anda plaja atabiliyorum. Bugün gel git denizi bayağı bir yakına getirmiş şu anda, ama ilerleyen saatlerde deniz böyle ilerilere doğru çekilir. Kaldığım yer burası. Buraya 600 baht para ödüyorum. 600 baht günlük. Şu gördüğünüz bungalova. İşte kaldığım bungalov. Merhaba. Burası Koh Phangan'da Pantip Market. Pantip pazarı. Herkes yemeğini yemeye buraya geliyor. Şimdi ben de geldim, bir şeyler yiyeceğim. Karşıya geçebilirsem. Ne satıyordu ya? Enteresan şeyler var. Böyle kocaman bir salonu var. Her tarafta değişik yiyecekler satılıyor, sağlı sollu. Şurada da yiyecek büfeleri var, böyle küçük küçük. Dönerci var. Meyve suları falan, meyve tabağı satanlar var. Ama buranın döneri Türkiye'deki gibi değil, dandik. Çok acayip oluyor, tadı hiç bizimkine benzemiyor. Izgaralar falan yapmışlar. Abi olaya bak. Sıcağım. Tropik meyveler. Bu ne? Ha, ton balığı. Ton balığı, mayonez. Böyle sulu yemekler var. Tayland ev yemekleri abi. Mango. Mango stickers. Yapışkan mangolu pilav yani. Türkçesi. Her şeyi böyle yağda kızartıyorlar abi. Barbekü pek yapmıyorlar bu arada. Baksana böyle bir şey yapmışlar. İçinde işte ahtapotlusu var, peynirlisi var. Ton balıklısı, sosislisi, salamlısı. Enteresan. Bu abla
quite old fashioned, wear a hat, sometimes play chess, and when I'm out.